Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina. Kaliteli olursa o zaman bu işin bütün halk, bütün devlet ne yapacak? Toplum kaliteli olacak yani. Yani 3 ay 4 ay gerekirse yani bugün ne yapacak? Toplum kaliteli olacak yani. Almadan hemen bir aile kurmaya kalkıyor. Şimdi aile konusunu ele aldığımızda malumunuz aile bir devletin, bir halkın en ufak bir kurumudur. En ufak bir bireyleridir yani. Eğer normal şartlarda aile huzurlu, sikinetli, güzel, kaliteli olursa o zaman bu işin bütün halk, bütün devlet ne yapacak? Toplum kaliteli olacak yani. Ben bu konuda özellikle şu konuyu açmak istiyorum. Şurayı yani. Nasıl İşkur ve bu gibi sistemler varken, varsa devletimizin de aile kur sistemiyle bu işe sahip çıkması lazım. Yani bu işi devlet bazında sahip çıkılırsa, yoksa insanlar televizyon kanallarında, internetlerde ve bu gibi yerlerde, Facebook'larda, şunlarda, burada da aile aramaya başlarlar yani. Ama normal şartlarda gerçekten aile kur sistemiyle devlet bu işe sahip çıkarsa, işte iş kur gibi, aile kur sistemiyle sahip çıkarsa, o zaman bazı insanlar vardır ki hakikaten evlenmek istiyordur. İşte Allah'ımız buyuruyor ve enkihu leyama, sizden olan bekarları evlendiriniz. İşte o evlenmek isteyenler, işte o erkek olabilir, bayan olabilir. Her türlü. Bazı aileler vardır ki bu işi gerçekten kendisi ne yapamıyordur? Beceremiyordur. Evladını evlendirme hususunda mücadele ne yapamıyordur? Veremiyordur. Kabiliyet yoktur. İşte utangaçtır. Tanıdıkları yoktur. Şudur budur. Olabilir. Her şey olabilir yani. Ama en netice devlet bu işe sahip çıkarsa hakikaten onun en netice araştırmasını yapar. Erkeğin aile yürütebilir mi? Yürütemez mi? Bayanın gerçekten bu işe elverişli mi değil mi? Yine İslami usullerde birbirini görme usulüyle beraber ama ekranlarda değil, milletin karşısında değil, milletin huzurunda değil, milleti rezil ederek değil, yani. İslami usullerde. İslami usullerde gerçekten örfümüze, geleneğimize uygun usullerde hakikaten devlet güzel araştırırsa, takip ederse, hatta gerçekten ihtiyaç sahibi ise onlara maddi konuda da desteklerini verirse ve bu şekilde olayın takipçisi olursa en netice bu sefer sağlam aileler kurulur. Başarılı aileler kurulur. Ve bununla beraber eğitim vermek şartıyla. Yani 3 ay 4 ay gerekirse. Yani bugün sen söyle evlenmek istiyorum dedi. Hiç eğitimi almadan hemen bir aile kurmaya kalkıyor. Ne, devlet eliyle değil mi? Devlet eliyle tabii. Hemen aile kurmaya kalkıyor. Aile kurmaya kalkıyorsun ama aile kurarken bu ailede gerçekten sorumluluk sahibi olma özelliklerini taşıyabiliyor musun? Gerçekten bir baba olacaksın. Baba özelliklerini biliyor musun? Anlıyor musun? O sorumluluğu taşıyabilir misin? Bir aile reisi olacaksın, efendi olacaksın. Yani hanımının beyi olacaksın. O gerçekten o beyliği muhafaza edecek. Gerçekten şuuru taşıyabilir misin? Veya anne olacak bir kız gerçekten o annelik vasfını, özelliğini hakikaten taşıyabilme durumunda mıdır? Veya işte sen söyle elektriğiymiş, suyumuş, doğalgazıymış ve buna benzer giderlerin vardır. O giderleri karşılayacak hakikaten imkanların veya bu şuuru, hassasiyeti karşılayacak durumda mısın? Yani bu özellikleri, bu şeylerle karşılaştığın zaman bocalacak mısın, bocalamayacak mısın? Bunlarla alakalı en az 3 ay, 4 ay mutlaka ne verilmeli? Eğitim verilmeli. Yani.
Bu işin temelinde bu var. Yani bu işin karşılığında gerçekten sorumluluk sahibi olursan, aileyi güzel muhafaza edersen, gerçekten güzel bir baba olursan, hakikaten örnek bir baba olursan, o aileyi muhafaza edersen toplum mükemmel olacak.